İlk sanat yapıtlarını iki gruba ayırmak mümkündür. Taşınabilir ve taşınmaz olanlar. Taşınabilir olanlar genellikle alet ve silahlar üzerine yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerden oluşur. Özellikle kemik aletler üzerine kazıma tekniğiyle yapılmış figürler yaygın olmakla birlikte Anadolu'da bu tür örneklere pek sık rastlanmaz. İkinci grubu oluşturan taşınmaz sanat eserlerinin başında ise kaya resimleri gelir. Mağara duvarlarına ve tavanına o dönem insanların avladıkları av hayvanları betimlenmiştir. En sık betimlenen hayvanların başında geyik, dağ keçisi, öküz ve boğa gelir. Bazı sahnelerde insana da yer verilen mağara betimlerinde üç tekniğin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kazıma, kabartma ve doğal boyalarla boyama şeklinde olabilen bu tür en erken sanat yapıtlarının işlevleri üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Olasılıkla avladıkları hayvanların kutsallığı veya av eyleminin törenselliği üzerinden bir kurgulamaya gidilmiş olabilir. İnsanlar doğal olarak çevrelerinde gördükleri ve avlayabildikleri hayvanları resmetmişlerdir. Bazı sahnelerin mağaraların oldukça derin, pek ulaşılamayan noktalarında olması av büyüsüyle veya büyücülükle ilgisi olabileceğini de akla getirmektedir. Kuşkusuz söz konusu betimler bir estetik kaygısıyla yapılmamıştır. Fakat bu resmi yapan insanların bir el becerilerinin olduğunu da unutmamak gerekir. Anadolu'da, özellikle Kars, Van ve Hakkari'de bulunan örnekler yanındaki bunların büyük bölümü kazıma tekniğiyle yapılmıştır ve tarihlendirmeleri kuşkuludur. Antalya'da öküzininde kabartma ve bel dibinde boyayla yapılmış kaya resmi örnekleri bulunmaktadır.